Merhabalar Bursa Muhalif TV izleyenleri. Bugün 1 Mayıs. Hepinizin bildiği gibi bu 1 Mayıs'ı korona virüsü sebebiyle evlerimizde geçirmek zorunda kalıyoruz. 1 Mayıs emek ve dayanışma gününüz öncelikle Bursa Muhalif ekibi olarak kutlu olsun diyoruz. Bildiğiniz gibi evlerimizdeyiz. Bugün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Geçen haftada 23 Nisan dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bugün de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak 1 Mayıs elbette ki atlanmadı. Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıslar, işçiler, emekçiler tarafından kutlandı. Bursa'da da dün KESK, DİSK, TMOB ve Türk Tabipleri Birliği Odası Bursa Şubelerinin düzenlediği bir 1 Mayıs etkinliği oldu. Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesinde düzenlenen basın açıklamasını şimdi hep birlikte izliyoruz. İnsanca yaşamak için üreteceğimiz yeni bir toplumsal düzeni emek ve bilimle kuracağız. Bizler bu ülkenin işçileri, emekçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları, hekimleri, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, gençleri, kadınları, emeklileri. Bizler bu dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini alın terimizle, aklımızla, bilgimizle, kısacası emeğimizle üretenler. 2021 Mayıs'ında her yıl olduğu gibi umutlarımızla, bilincimizle ve dayanışmamızla bir aradayız. 10 yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunamayan bu düzen, küresel salgın ile beraber büyük bir uygarlık krizi yaşıyor. Kapitalist sistem insanlığın, doğanın ve yaşamın üzerine çöküyor. Bu uygarlık krizi bir kez daha gösteriyor ki bu düzenin çarkları bizleri, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini, üretenleri insanca yaşatmak için kurulmamıştır. Salgın koşullarında bile zorunlu olmayan işlerde, fabrikalarda, atölyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, şantiyelerde, çalışmamızı dayatan, zorunlu işlerde gerekli önlemleri almadan bizleri çalıştıran bu düzen, bizi üretimdeki herhangi bir araç gereçten farksız basit bir meta olarak görüyor. Artık daha net görüyoruz ki insani ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz. İnsanca yaşamak için üretmiyoruz. Toplumun geniş kesimlerine daha iyi bir yaşam kurmak için üretmiyoruz. Sadece ve sadece sermayenin bu akıl dışı düzeninin çarkları dönsün diye üretiyoruz. İşte 2021 Mayıs'ı bu gerçeklik en çıplak haliyle görüldüğü ve bunun karşısında işçi sınıfının başka bir dünya, yeni bir toplumsal düzen iradesinin dünya çapında haykırıldığı bir kırılma anı olarak tarihe geçecek. Biz yeni bir toplumsal düzen istiyoruz. Eğer bugün biz emekçilerin egemen olduğu bir düzen olsaydı, salgına karşı toplumun sağlığını, işini ve geçimini koruyacak gerçek bir mücadele verirdik. Bu anlamda birinci olarak temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın sürecince çalışma acilen durdurulurdu. Çünkü yaşamaktan, insandan daha önemli hiçbir şey olmazdı. Salgın süresince herkesin işi ve geçimi devletin güvencesi olurdu. İnsanlar yaşam savaşı verirken elektrik, su, doğalgaz faturalarından KDV, kredilerden faiz toplamak asla akla gelmeyeceği gibi temel ihtiyaçlar salgın riski boyunca devlet tarafından karşılanırdı. Tümüyle kamu kontrolündeki sağlık kuruluşları yurttaşların tamamına istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız sağlık hizmeti sunardı. Salgına karşı önlemler 3-5 patron örgütüyle değil, işçilerle, kamu emekçileriyle, hekimlerle, mühendislerle, akademisyenlerle beraber belirlenirdi. Ölçü patronların karları değil, aklın ve bilimin ışığında toplumun korunması olurdu. Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere tüm zorunlu işlerde çalışanlar haftalarca koruyucu ekipman beklemez, insanlarımızın ölümü ve hastalanması engellenirdi. Tüm kadınlara iş ve gelir güvencesi sağlanır, evde kalınan dönemlerde ev içi şiddetin önlenmesi için devlet etkin önlemler alırdı. Tek kişinin dediği ferman olmaz. Muhtarından belediyesine tüm kamu kurumları ile işbirliği içinde bir mücadele yürütülür. Maskesinden ekmeğine tüm ihtiyaçlar beraber karşılanır. Siyasi rekabet değil, halkın sağlığı öncelikli olurdu. Bu anlatılan hayal değil. İnsanlık tarihi boyunca egemenler toplumun çoğunluğunun çıkarına bir düzenin mümkün olmadığını anlattılar ve yalan söylediler. Bugün görüyoruz ki asıl mümkün olmayan, asıl akıl dışı olan bu düzendir. Toplumları hastalığa,
dünyayı ekolojik krizlere, üretenleri açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe mahkum eden bu düzen, Türkiye ve dünya halklarının sırtında bir yüktür. Bu düzenin çarkları bizim emeğimizle, aklımızla, bilgimizle dönüyor. Öyleyse bu düzeni emekten, demokrasiden, barıştan yana değiştirebiliriz. Biz emekçiler sermaye değil, halk egemenliğini esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, toplumsal zenginliğe el koyan, %1'in değil toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzeni kurmak için seferber olacağız. İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal düzen kuracağız. Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği yeni bir toplumsal düzen kuracağız. Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal düzen kuracağız. 2021 Mayıs'ında tarihin bu kırılma anında ilan ediyoruz. Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı böyle bir toplumsal düzeni kurmak için güçlendireceğiz. Yeni bir toplumsal düzeni emek ile, bilim ile kuracağız. DİS, KESK, TUMOP, TTB. Yaşasın 1 Mayıs. Evet sevgili Bursa Muhalif izleyicileri, bugün sizler için özel bir 1 Mayıs programı hazırladık. Bursa'daki tüm emek örgütleri, akademik odalar, sendikalar, dernekler ve siyasi partilerden sizin için özel mesajlar istedik. Belediye başkanlarımıza ve milletvekillerimiz dahil olmak üzere. Şimdi öncelikle kamu emekçileri cephesinden sizlere mesajlar iletmek istiyoruz. Kamu emekçileri, sendikaları, konfederasyonu ve Birleşik Kamu İş konfederasyonlarına bağlı. Eğitimsen, SES, BES, Tümbelsen, Tarım Orkamsen, Eğitim İş, Genel Sağlık İş ve Büro İş sendikalarının mesajlarını şimdi sizlerle buluşturuyoruz. Salgın sürecinde işten çıkarmalar yasaklanmalı. Ücretsiz izin dayatmasına son verilmeli. Bütün çalışanlara ücretli izin verilmeli. İşçi, esnaf, çiftçi desteklenmeli. Yaşasın 1 Mayıs. Bu süreçte özel sağlık kurumları kamuya devredilmelidir. Yurttaşlarımızın sağlık hizmetleri istisnasız, ücretsiz olmalıdır. Yaşasın 1 Mayıs. Tüm kadınlara iş ve gelir güvencesinin sağlandığı, artan şiddete karşı 6284 sayılı yasanın ve İstanbul Sözleşmesi'nin etkin bir şekilde uygulandığı yeni bir dünya düzenini biz kuracağız. Yaşasın 1 Mayıs. İnsanoğlu doğayla savaş halindedir. Ancak bu savaşı asla kazanamayacaktır. Bu düzen doğaya ve topluma zararlıdır. Bugün dünyanın da memleketin de sağlığı ve geleceği yeni toplumsal düzenin kurulmasına bağlıdır. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşamı üreten emektir. Yaşasın emekçilerin birlik ve dayanışma günü. Yaşasın 1 Mayıs. Sevgili dostlar, işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs'ta pandemi nedeniyle bu yıl meydanlarda olamayacağız. Ancak yaşanan pandemi ve alınan önlemler nedeniyle işçi sınıfı birlik ve mücadele gününden uzak kalmanın yanı sıra bu sürecin ağır ekonomik koşullarının yıkıcı etkisini de işsizlik ve yoksulluk olarak yaşamakta. Pandemi nedeniyle hükümet tarafından açıklanan ekonomik önlemlerin tek amacının sermayeyi kurtarmak olduğunu görüyoruz. Ekonomik önlemler işçileri, emekçileri, dar gelirlileri, yoksulları, küçük esnafı görmezden gelmiş, sürecin bedeli yine emekçilere ödetilmiştir. Sosyal adalet ve toplumsal dengenin sağlanamaması nedeniyle pandemi günlerinde varsınlar birikimleriyle izole bir yaşam sürdürürken yoksul emekçiler sağlıklarını tehlikeye atarak çalışmak zorunda bırakılmıştır. Bugün kısa süreliğine işten çıkarmalar yasaklanmış gibi görünse de bu yasağın kalkmasıyla büyük bir işsizlik dalgasıyla karşı karşıya kalacağımız da çok açıktır. Tüm bu olumsuzlukların arasında biz emekçilere düşen hiç şüphesiz ki insanca çalışma ve insanca yaşam haklarımız için birleşik bir mücadele yürütmektir. Birleşik Kamu İş olarak eşit, özgür ve insanca bir yaşam için tüm emekçileri dayanışma duygularımızla selamlıyoruz. İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadelesi için yaşasın 1 Mayıs. Bu 1 Mayıs birlikte olamayacağız. Kendimizin ve yakınlarımızın sağlığı için evde kalmak çok önemli. Ancak gelecek güneşli günlere inancımızı hiç kaybetmedik. Tüm çalışanların
grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakları için, her türlü baskıya dur demek için, eğitimin ve sağlığın özelleştirilmesine karşı çıkmak için, adalet, eşitlik ve insan hakları için, ne ABD ne AB tam bağımsız Türkiye demek için yine alanlarda olacağız. Yine hep birlikte emeğimize, cumhuriyetimize, ülkemize sahip çıkmak tek paralımız olacak. Bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle işçi sınıfı mücadele tarihinden devraldığımız 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Birleşik Kamu İş ve Bağlı Sendikalar olarak alanlarda olamıyoruz. Finans kapitalin, işçilerin, emekçilerin haklarını gasp ettiği, çevreyi, doğayı katlettiği, çıkarları uğruna insan hakları ve halklarını gasp ettiği günümüzde emekçiler olarak mücadele çok daha anlam kazanmaktadır. Haklarımız ve geleceğimiz için omuz omuza, kol kola bundan sonraki 1 Mayıs'larda daha güçlü alanlarda olacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Yaşasın 1 Mayıs. Evet, Bursa Muhalif izleyicileri, kamu emekçilerinin sizlere olan mesajlarını sizlerle paylaştık. Şimdi Bursa 1 Mayıs'ının en önemli çağrıcılarından biri olan işçi sendikalarının mesajlarını izleyeceğiz. Birleşik Metal Sendikası, Gıda İş, Tek Gıda İş sendikalarının yanı sıra 2 yılı aşkın süredir devam eden Kargil işçilerinin direnişi devam ederken 1 Mayıs'ta Kargil işçilerinin mesajı da sizlerle birlikte olacak. TÜMTİS, TOMİS, Yol İş, Kristal İş, BATİS ve BAMİS sendikalarının mesajları şimdi sizlerle. Merhaba dostlar. Bu yıl 1 Mayıs koronavirüs mücadele önlemleri nedeniyle alışık olunan kitlesel nitelikte herhangi bir etkinlik yapılmadan kutlanacak maalesef. Çünkü kitlesel bir araya gelişlerin ve az sayıda kişinin bile güvenlik fiziki mesafeden daha yakın olmasının yasak olduğu koşullarda kutlanacak. Ama bu süreçte bile 1 Mayıs'ın önemi daha da artmıştır. 2021 Mayıs'ını daha önceki 1 Mayıs'lardan ayıran özellik dünya çapında yaşanan salgın koşullarında kutlanmasıdır. Bu salgın ülkemizde işçi ve emekçilerin yaşam ve çalışma koşullarının çok ağırlaştığı, işsizliğin olağanüstü bir sorun haline geldiği, krizin faturasının işçilere, emekçilere çıkarılması için ciddi adımların atıldığı bir dönemde patlak vermiştir maalesef. Bu yüzden de pandemi etrafında tarif edilen işten çıkarmaların yasaklanması, ücretsiz izinler yerine ücretli izinlerin geçirilmesi, zorunlu alanlar dışında üretim ve hizmetin durdurulması, çalışılan yerlerde işçilere gerekli korumanın sağlanması gibi talepler, aynı zamanda krizin yükünü reddetme mücadelesinin talepleri olarak görülmelidir. Çünkü patronlar koronavirüs önlemlerini bahane ederek yalnızlaştırıp korkuttuğu işçiye ne isterse onu kabul ettireceğini düşünmektedirler. Bu nedenle salgına karşı mücadele işçi sınıfının birlik ve mücadele gücünü artıracak bir tutumla ele alındığı ölçüde anlam kazanacaktır. Yalnızlaştırma duygusundan çıkarak her ortamı taleplerimizi tartıştığımız alanlar haline dönüştürmeliyiz. Yeni bir toplumsal düzen için yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçilerin birliği, yaşasın Birleşik Metal İş, yaşasın DİSK diyoruz. Bursalı işçi ve emekçiler, 2021 Mayıs'ını olağanüstü koşullarda karşılıyoruz. Bir yanda salgın, diğer yanda her gün biraz daha ağırlaşan ekonomik kriz. Koronavirüs salgınıyla birlikte yoksulluk, işten atmalar, ücretsiz izin dayatmaları artarken iktidar ne salgına ne de işçilere yönelik saldırılara karşı gerekli önlemleri almıyor.
İşçileri açlıkla salgın arasında tercihe zorluyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edilirken işçiler özel izinlerle fabrikalarda virüs korkusu içinde çalıştırılıyor. Hem işçilerin hem de ailelerinin sağlığı tehlikeye atılıyor. Gıda fabrikalarında bu dönem zorunlu mesailer artıyor. Patronlar tarafından alınmayan önlemler sonucunda gıda işçileri virüse yakalanmakta ve üretim devam etmektedir. Her koşulda işçilerin payına düşen ölüm ve açlık reva görülmekte. Bunu tersine çevirmek ellerimizde. 2021 Mayıs'ını birlik, mücadele ve dayanışma içinde her yerde kutlayacağız. Ücretli izin ve insanca çalışma koşulları için, insanca yaşam ve sağlık için taleplerimizi yükselteceğimiz 1 Mayıs'ı bütün örgütlü olduğumuz iş yerlerinde ve yaşamın her alanda kutlayacağız. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın DİSK, Gıda İş. Merhaba arkadaşlar. Tüm Otomotiv ve Metal İşleri Sendikası TOMİS adına tüm işçi emekçi kardeşlerimizi selamlıyorum. Hepimizin Uluslararası Birlik Mücadele Dayanışma Günümüz 1 Mayıs kutlu olsun. Bugün meydanlarda değiliz. Milyonlarca işçinin bir araya geldiği mitingleri gerçekleştiremiyoruz. Ellerimizde dövizlerimiz, pankartlarımız yok belki. Ancak unutmayalım ki kardeşler, 1 Mayıs sadece miting gösteri için yan yana geldiğimiz günler değildir. 1 Mayıs hangi şekilde olursa olsun sonuna kadar taleplerimizi savunduğumuzu gösterdiğimiz bir gündür. O yüzden iş yerinde, evde, balkonda, sosyal medyada coşkumuz devam ediyor. Yan yana olamasak da türkülerimiz, ezgilerimiz, 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı marşlarımız söylemeye devam ediyor. Kardeşler, bu yıl metal fırtınanın da 5. yılı. 2015 yılı 5 Mayıs'ında Bursa'da bulunan metal fabrikalarında çalışan on binlerce işçinin sömürüye, baskıya son diyerek ayağa kalktıkları bir gün. Bursa'da işçinin yaktığı meşale Türkiye'de birçok fabrikada elden ele dolaşmıştı. İşte 5 Mayıs direnişi, 1 Mayıs'ın birlik, mücadele, dayanışma çağrısının fabrikalarda hayat bulması demekti. Emeğimize, onurumuza sahip çıkacağız. Gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya kurmak için mücadele edeceğiz. Şimdi tarihimizdeki tüm 1 Mayıs'ların gücüne, coşkusuna dayanarak güneşli güzel günlere kavuşma dileklerimizle, dayanışmayla, sağlıcakla. 1 Mayıs işçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yüz binlerce insan hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Salgın hastalık yüzünden ülkemizde yaşanan sorun ve sıkıntıların faturası ülkemizdeki emekçilere kesildi. Çalışmak zorunda kalan yüz binlerce sağlık emekçisi, kargo, lojistik, nakliye ambarları ve diğer sektörlerdeki çalışan insanlar çok kötü koşullarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Salgın hastalık nedeniyle iş yerleri kapanan işçiler evlerinde açlık ve yoksullukla karşı karşıya. Bizim olan işsizlik fonundaki para biz işçilere adil bir şekilde dağıtılmadı. Bizler insanca ve onurlu bir yaşam istiyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın dayanışma, sağlıklı günler diliyoruz. Bu 1 Mayıs'ı alanlarda değil, bu yıl evlerimizde kutluyoruz. Malumunuz üzerine dünyada ve ülkemizde baş gösteren pandemiden dolayı hem kendi sağlığımız hem de halk sağlığı için 1 Mayıs'ta evlerimizdeyiz. İnsan onuruna yaraşır iş. İnsanca yaşayacak ücret. Taşeron işçiliğinin ülkemizde son bulması. Eşit işe eşit ücret. Demokratik bir anayasa bizim her zaman taleplerimizin içerisinde vardı. Bundan sonra da var olmaya devam edecek. Her yıl ülkemizde bu taleplerimiz artmaktadır. Asgari ücretin vergi dışında kalması taleplerimizin içindedir. Kıdem tazminatımıza dokunulmaması taleplerimizin içindedir. Biz bu taleplerimizi bu yıl sene sosyal medyadan haykırıyoruz. Önümüzdeki yıl ve onu takip eden yıllar tekrar alanlarda buluşmak üzere. Yaşasın 1 Mayıs,
Yaşasın dayanışma diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kargil İşçi Direnişi'nden selamlar dostlar. Bugün 1 Mayıs. Her 1 Mayıs'ta olduğu gibi biz de isterdik. Yaşasın 1 Mayıs, alanlardayız sloganlarıyla yürümek. Ancak bugün ülkemizin ve dünyanın bulunmuş olduğu pandemi sorunu nedeniyle evlerimizdeyiz, alanlarda değiliz. Belki bu alanlarda olmamamız bazı şeyler içinde bize gün ışığı olacaktır. Kargil direnişi bugün 745. gününde. 1 Mayıs'ta 3. 1 Mayıs'ımızı kutluyoruz. Ve bizler Kargil direnişi olarak hep şunu söyledik. Dedik ki işçi direnişleri oradaki mücadele eden işçilerin direnişleri değildir. İşçi direnişleri diğer fabrikalardaki işçilerin hak ve hukuklarını da temsil ederler. Ve bir direnen işçi kazandığı zaman diğer direnen işçinin için umut olur. Ve bu 1 Mayıs'larda hep beraber şenlik yapılır. Bizler bugün yarınımızı kurabilmek için dün yapmadıklarımızın bedelini ödüyoruz. Yarınımızı kurmak için hep beraber omuz omuza nice 1 Mayıs'ları gerçek bir şölen havasında kutlamak dileğiyle. Herkese selam olsun dostlar. Bizler hep birlikte kazanacağız. Merhaba, adım Fatih. Kargil direnişçilerinden biriyim. Bu sene 1 Mayıs'ı meydanlarda kutlayamayacağız gibi görünüyor. Aslında her sene dışarılarda kutluyorduk. Meydanlarda kutluyorduk. Fakat bu sene COVID-19 virüsünden dolayı evlerimizde hapsolmuş durumdayız. Ama gönlümüz hala meydanlarda kutlamak. Yüreğimiz, gönlümüz orada. Buradan tüm işçi kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Tüm emekçi sınıfını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu yılki 1 Mayıs kutlamalarını COVID-19 münasebetiyle birlik beraberlik içinde meydanlarda omuz omuza kutlayamamanın üzüntüsü içindeyiz. İş ve emek mücadelesi vererek şehit olan emekçilerimize rahmetle anıyorum. Bütün bu zor şartlara rağmen ailesini geride bırakıp rızkının mücadelesini veren tüm emekçilerimize teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı bir dünya dileğiyle tüm emekçi sınıfını nice haklı, hakkaniyetli, sağlıklı yardımla diliyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun. Selam yoldaşlar. Sizleri Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası adına saygıyla ve umutla selamlıyorum. 1 Mayıs'a girerken, küresel salgına önlem alınırken, salgın yokmuş gibi işçiler ağır koşullar ve risk altında çalışmaya zorlanıyor. Bir taraftan evde kal çağrısı yapılırken, diğer taraftan patronların kârları için işçilerin sağlığı hiçe sayılıyor. Virüs dünyayı etkisi altına alırken, iktidar almış olduğu yeni kararlarla salgını kullanarak işsizlik ve kısa çalışma ödeneği gibi çıkarmış olduğu yasaları kalıcı hale getirmeye çalışıyor. İşçilere yapılan bu dayatmalar hiçbir koşulda kabul edilemez. Salgının faturası işçilere kesilemez. Selam sınıf kardeşlerim. Selam ezilen halklar ve dilenen dünya halkları. Bağımsız Metal İşçileri Sendikası BAMİS adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünyanın neredeyse tamamında etkili olan COVID-19 pandemisinin gölgesinde 2021 Mayıs'ına giriyoruz. Egemen kapitalist sistem bu pandemiyle kendi lehine işçi sınıfının kalan son kazanımlarını da gasp edip yok etmek için çalışıyor. Dünya çapında ölenlerin çoğu yine işçi sınıfından olmuş. Ve biliyoruz ki kurtuluşumuz ve insanlığın, doğanın kurtuluşu bizim ellerimizde olacak. Buradan mücadele eden dünya işçi sınıfını ve direnen halkları selamlıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın mücadele ettiğimiz devrim ve sosyalizm. Evet, Bursa Muhalif izleyicileri, işçi sendikalarının sizlere olan mesajlarını şimdi sizlerle buluşturduk. Gönül isterdi ki daha eğlenceli, daha güzel bir 1 Mayıs programı hazırlayalım sizlerle. Bir konser organize etmeye çalıştık. Ancak korona nedeniyle hem sokağa çıkma yasağı hem insanların izolasyon halinde evlerinde ve yalnız dışarıya çıkmadan geçirmeleri nedeniyle bir konser organize edemedik. Ancak
bugün sizlere bütün Bursa toplumsal muhalefetin mesajlarını aktarmakla yetinmek zorunda kalıyoruz. 1 Mayıs'ların en önemli kortejlerinden bir tanesi, geçtiğimiz yılda, ondan önceki yıllarda da emeklilerin sendikası Emeklisen'in çok yoğun ve kalabalık kortejleri her zaman dikkat çekiyordu. Şimdi öncelikle emeklilikte yaşa takılanların konuşmalarını, ardından da Emeklisen Bursa Şube Başkanı Günay Onayman'ın mesajlarını dinleyeceğiz. Bursa Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dernek Başkanı Turgay Örüç. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi, Birlik ve Dayanışma, Özgürlük ve Demokrasi Bayramınız kutlu olsun. Bursa'dan bütün işçi kardeşlerime kucak dolusu selamlar olsun. İşçi olduk, emekçi olduk ama her ne olursa olsun hakkımızdan asla vazgeçmedik. Emek, insanın alın teriyle kazandığı en değerli kazançtır. Bursa Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği olarak alın terimizden, kazanılmış hakkımızdan, emeğimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın işçi kardeşliği, yaşasın EYT kardeşliği. 1 Mayıs tüm dünyada yaşa sınırlı birlik, dayanışma ve mücadele günüdür. 1 Mayıs bu nedenle dirençtir, dayanışmadır. Tüm emekçilerin geceleri aç yatılmayan, gündüzlerinde işsiz kalınmayan, ekmek, gül ve hürriyet günlerine inancın gülümseyen yüzüdür 1 Mayıs. Değerli emekçi kardeşlerimiz ve emeklilerimiz, tüm dünyanın olduğu gibi hiçbirimizin beklemediği olağanüstü yaşamsal koşullar ve engellerle karşı karşıya kaldığımız bu olumsuz süreçte 1 Mayıs'ımızı büyük bir coşku ve inançla alanlarda hep birlikte kutlayamamanın burukluğu ve üzüntüsünü tüm benliğimizde hissediyor ve yaşıyoruz. Ancak tüm bu duruma rağmen yine de bizler 1 Mayıs'ımızın kutlama ve emekliler ve emekçiler olarak taleplerinizi duyurabilmenin olanaklarını yaratabilmeliyiz. Bu amaçla bulunduğumuz mekanların pencereleri ve balkonlarımıza asacağımız yazılı döviz veya yüksek sesle taleplerimizi duyurma ve haykırmaya çalışmak, olabiliyorsa internetimizden 1 Mayıs marşını açarak ıslıklarımızla ve balonlarımızı gökyüzüne salarak o coşkuyu kısmen de olsa yerine getirebilmeliyiz. Değerli dostlar, şu an kısacık birkaç dakikalık paylaşım içinde yaşadığımız koşullara dair tüm taleplerimizi dillendirme ve duyurma imkanı yok. Ancak tüm Emekliler Sendikası Bursa Şubesi olarak en azından öncelikli ve gerçekten önemli bulduğumuz sadece birkaç talebimizi buradan duyurmak istiyorum. 1. Karşı karşıya kaldığımız virüs salgını dolayısıyla çarşı, pazar ve market alışverişlerinde yaratılan inanılmaz zamlı hayat pahalılığı sonucu yoksulluğumuz katlanarak bizleri yaşanamaz hale dönüştürmüş olup acilen maaşlarımıza 2000 Türk Lirası salgın destek ödemesi yapılmalıdır. 2. Yaklaşan bayram dolayısıyla önceden verilen 1000 Türk Lirası emeklerimizin cebine girmeden çoktan tükendi. Şu an ek olarak 1000 Türk Lirası daha yaklaşan Ramazan bayramı öncesi ödenmesi emekli yurttaşlarımızı bir nebze olsun nefeslendirecektir. 3. Ayrıca önümüzdeki Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyesi en az 2000 Türk Lirası olarak belirlenmeli ve ödenmelidir. 4. Emekli maaşlarımıza son 6 ayın enflasyon oranına göre belirlenecek ve önümüzdeki 1 Temmuz 2020'den geçerli olacak. Ancak gerçekçi olmayan zammı değil, yoksulluğumuzu ve satın alma kayıplarımızı telafi edecek oranda maaşlarımıza seyyane zam uygulanmasını istiyoruz. 5. Gerekli riskli ileri yaş grubunda bulunmamız gerekse, yaşanan salgın dolayısıyla en fazla sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan tüm emeklilerimizden muayene ve tedaviler ile ilaçlarda uygulanan katkı pay ödentilerinin alınmamasını, yani iptalini istiyor ve bekliyoruz. 1 Mayıs birlik ve dayanışma mücadele günümüz hepimize kutlu olsun. Evet, emeklilikte yaşa takılanları ve emekli senin mesajının ardından Bursa'da 1 Mayıs'lara katılan herkes bilir ki önce sendikalar, ardından dernekler ve siyasi partiler arka arkaya yürürler. Şimdi Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem ve Mudanya Belediye Başkanımız Hayri Türk Yılmaz'ın mesajlarını, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal vekillerimin mesajlarını dinliyoruz. İnsanlık tarihi ezilenlerin hak mücadelesiyle doldur. 1 Mayıs ise tarih boyunca emeğin, alın terinin karşılığını alabilmek için mücadele eden işçiye, emekçiye adanmış bir gündür. Bütün dünyada işçi ve emekçiler tarafından kutlanan haksızlıklarla mücadele günüdür. O mücadelenin ve o dayanışmanın sayesinde 8 saatlik iş günü tüm dünyada kabul edilmiş. Böylece 1 Mayıs işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliği kazanmıştır. Emek en yüce değerdir. Bu değerin hayattaki karşılığını bulmasını ve 1 Mayıs'ın ülkemizde
tüm emekçiler için gerçek bir bayram olmasını diliyorum. Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ortadan kalktığı, emeğin sömürülmediği aydınlık bir gelecek umuduyla bütün emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Ve bütün emekçileri Nazım Hikmet'in davet dizelerinden bir alıntıyla selamlamak istiyorum. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. Emek en yüce değerdir. 1 Mayıs Emek, Dayanışma, Mücadele Günü kutlu olsun. 1 Mayıs işçinin ve emekçinin bayramı kutlu olsun. Maalesef bu bayramı küresel bir salgınla karşılamak zorunda kaldık ve milyonlarca insan işini kaybetti. Şimdi tam da bu zamanda böyle adaletsiz bir düzenin insanlara refah, mutluluk, huzur, sağlık getirmediği anlaşılmışken daha fazla sesimizi yükseltmek, gelir dağılımında eşitliği savunmak, adaletsizliklere karşı sesimizi yükseltmek ve mücadeleyi birlikte dayanışarak büyütmek insanlara sağlık, huzur, mutluluk getirecek bir sosyal yaşam, çalışma yaşamı ve bir düzen kurmak zorundayız. Yaşasın 1 Mayıs, kutlu olsun. 1 Mayıs işçinin, emekçinin, köylünün dayanışma, mücadele bayramı. Bütün dünya koronavirüsle mücadele sürecini yürütürken yine en büyük savaşı ve mücadeleyi ne yazık ki emekçiler veriyor. Sağlık emekçileri hastanelerde yaşamın her alanında, çiftçiler tarlalarında, madenciler maden ocaklarında, elbette sokaktaki zabıtadan tutun da sokakta çöpleri toplayan emekçilere kadar. Yine işin zoru emekçilere kaldı. Ve şunu yapmak lazım. Dayanışma, mücadele, direnme gücümüzü arttırarak gerçekten 1 Mayıs'ların bayrama dönüşmesi umuduyla 2020 1 Mayıs Emek, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Sevgili Bursa Muhalif izleyicileri, Bursa'da ve Türkiye'de 1 Mayıs'ın ana çağrıcıları olan Disk, Kesk, Mob ve Türk Tabipleri Birliği Bursa'da da yine aynı şekilde en önemli çağrıcılar oldu. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Makine Mühendisler Odası, Ziraat Mühendisler Odası, Kimya Mühendisler Odası ve Peyzaj Mimarları Odası'nın Bursa Şube Başkanları'nın mesajları şimdi sizlerle. Merhabalar. Tüm izleyenlerimizin 1 Mayıs Emek Bayramı kutlu olsun. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası adına saygı, sevgi ve dostlukla hepinizi selamlıyoruz. Emekçilerin gereksinim ve özlem duyduğu her şey sosyal devlete, emek ve bilim temeli üzerinde kurulacak yeni bir düzene işaret ediyor. Bu olağanüstü dönemin bize öğrettiği şeylerden birisi de emeğe nedenli bağımlı olduğumuz, emeğin üretkenliğine ve yaratıcılığına nedenli ihtiyaç duyduğumuz gerçeği oldu. Dünyayı yaşanabilir hale getiren, hayatı sürdürülebilir kılan yegane şeyin emek olduğunu gördük. Nedenli büyük ekonominiz olursa olsun, finansal yapınız ne kadar güçlü olursa olsun, teknolojiniz ne kadar üstün olursa olsun, emekçiler üretmediği anda hayatın tüm çarklarının durduğunu gördük. Bu gerçeklik 2021 Mayıs'ını çok daha önemli, çok daha anlamlı kılıyor. Bu tüm üyelerimizin ve emekçi halkımızın 1 Mayıs Emek Bayramı'nı buradan kutluyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. 1 Mayıs özgürlüktür, adalettir, barış ve kardeşliktir 1 Mayıs. Emekçilerin hakça ve insanca bir yaşam için başlattıkları direnişin alanlardaki coşkusudur. Her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Mayıs'ı büyük bir coşku ve bayram havasında yaşamayı dilerken ne yazık ki dünyayı etkisi altına alan pandemi kriziyle ülkemizde yüzleşmek zorunda kaldı.
Bu süreçte birçok vatandaşımızı yitirdik. Birçoğu da hala hastalıkla boğuşmakta, hastalığın üstesinden gelmeye çalışmakta. Tabii salgının sağlık etkileri yanında ekonomik etkileri de yaşandı. Her şeye rağmen sağlık riskini de dikkate alarak üretime devam eden emekçiler olduğu gibi bu sağlık riskini en aza indirebilmek amacıyla iş yerlerini kapatmak zorunda kalan emekçi kardeşlerimiz de oldu. Günlük geçimlerini bu iş yerlerinden edinen bu kardeşlerimiz ne yazık ki geçim sıkıntısıyla baş başa kaldılar ve kendi sorunlarını kendi çözmek zorunda kaldılar. Umuyor ve diliyorum ki salgın ve kriz süreçlerinde sermaye sahipleri yerine emekçilere sahip çıkılan alanlarda 1 Mayıs'ın coşkuyla kutlanıldığı günlerde buluşmak dileğiyle yaşasın 1 Mayıs. Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin umudu ile Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu adına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramımızı kutlarım. Merhaba sevgili dostlar. Ben Necla Özkaplan Yörüklü. Bu ülkenin mimarlarının, mühendislerinin, şehir plancılarının örgütlü gücü olan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Peyzaj Mimarlar Odası Bursa Şube adına sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Bugün 1 Mayıs. Bugün emeğin, birlik, mücadelenin, dayanışmanın günü. Bugün tüm dünyada işçi sınıfının birlik ve mücadelesinin kutlandığı bir gün. Tüm dünyada 5 kıtada birden kutluyoruz. Ve bugün normal şartlarda olsaydık bu parçalarla, marşlarımızla hep birlikte kentlerimizde, meydanlarda kutluyor olacaktık. Ama içinden geçtiğimiz bu dönemde maalesef evlerimizde, bulunduğumuz ortamlarda koruma altında kalmaya çalışıyoruz. Ve bize bu yaşadığımız ortam şunu gösterdi ki emeğin, üretmenin ne kadar güçlü olduğu ve gerekli olduğu bir kez daha görüldü. Ne kadar ekonominiz güçlü olursa olsun, ne kadar sermayeniz olursa olsun, emeğin öncelenmediği, üretimin olmadığı, emekçinin olmadığı bir dönemde çark işlemiyor, duruyor. Bu vesileyle tüm sağlık emekçilerimize bizler için verdikleri mücadele için, tüm posta emekçilerine bütün ürünleri bize ulaştırmaya çalıştırdıkları için, tüm belediye işçilerine, emekçilerine, halk sağlığı için mücadele edenlere, gıdamızı üretmeye devam eden tarım işçilerine, marketlerde çalışan tüm kasiyerlere, çalışanlara, emekçilere ve milyonlarca bizler için emek veren çalışanlara buradan binlerce selam ediyorum. Minnettarlığımızı bir kez daha söylüyorum. Hepsine bin selam olsun ve 1 Mayıs İşçi Bayramı, Emekçi Bayramınız kutlu olsun diyorum. Evet, Bursa Muhalif izleyicileri, 1 Mayıs programımız devam ediyor. Hepinizin bildiği gibi aslında bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadeledeki en önemli unsurlardan bir tanesi sağlık çalışanları ve hekimler. Bursa 1 Mayıs'ının da aslında hepimizin gözdesi sağlık çalışanları bugün. Dolayısıyla Bursa Tabip Odası Başkanı Sayın Güzde, Doktor Güzde Elitez'in mesajı sizlerle. 1 Mayıs, emekçilerin birlik, dayanışma ve haksızlığa karşı mücadele ettikleri bir gündür. Böyle bir günü çok farklı bir süreçte yaşıyoruz. Bütün dünya bir pandeminin etkisinde COVID-19 diye adlandırdığımız bir hastalığın sürecini yaşıyoruz. Bu pandemi ve bu salgın bize bir sürü şey öğretti. Ama maalesef bu 1 Mayıs'ı evimize geçirmek durumundayız. Artık bu dönemde insanların bir araya gelmesi sağlıkları için sakıncalı olduğu için hepimizin evinde
kalması gerekiyor. Alanlarda olamayacağız. Ama umudumuz gelecek 1 Mayıs'lara. Onun için de sağlıklı kalmamız gerekiyor. Bu 1 Mayıs sürecinde pek çok çalışan gibi sağlık çalışanları da maalesef çalışıyorlar. Çünkü onlar görevlerinin başında, çocuklarından, ailelerinden, hatta onlara sarılmadan, onları çok uzun süredir öpmeden, onlarla görüşmeden çalışmaya devam ediyorlar. Bu fedakarça çalışma şu anda toplumun en çok ihtiyacı olan sağlığa ulaşmada bu mücadele gücünü çalışanlara veriyor. Ancak geçtiğimiz dönemde hepimiz biliyoruz ki en itibarsızlaştırılan meslek gruplarından biriydi sağlık çalışanları ve hekimler. Ve bunun sonucu olarak şiddete uğruyorlardı. Bugün ise baktığımızda toplum bu süreçte sağlık çalışanlarına ve hekimlere gerekli sağduyuyu göstererek bu değeri yeniden kazandırmış gözüküyor. Ancak böyle günlerde anlaşılması biraz bizi üzüyor. Çünkü biz aslında bizim açımızdan değişen bir şey yok. Çünkü biz her zaman insanların sağlığı için, toplumun sağlığı için bu mücadeleyi veren hekim ve sağlık çalışanlarıyız. Bu çalışma süreci bizi çok yıprattı. Gerçekten pek çok meslektaşımızı kaybettik. Pek çok sağlık çalışanını kaybettik bu hastalık sürecinde. Ancak bu bizi yıldırmadı. Bu bizim görevimiz ve mücadele gücümüzü hiçbir zaman için kaybetmedik. Ve topluma sağlık dağıtmaya her koşulda, yeminimizde olduğu gibi her koşulda devam edeceğiz. Çok önemli günlerden geçiyoruz. Çünkü emeğin tekrar konuşulması, üretimin tekrar konuşulması ve tekrar tüketimin konuşulması gereken bir süreçten geçiyoruz. Çünkü dünya, biz fark ettik ki bu süreçte insanların evden çıkamadığı, üretimlerin yavaşladığı, trafiğin ve ulaşımın azaldığı bir dönemde dünya tekrar sağlıklı ortamına geri dönüş sinyalleri vermeye başladı. Ve hava kirliliğimiz azaldı ve sularımız temizlenmeye başladı. Yani insanlık olmadan doğa kendi düzenini çok daha güzel sürdürebiliyor. O zaman insanlığın çevreye, sağlığımıza verdiği zararı tekrar konuşmamız gerekiyor. Onun için üretim süreçlerimizi, ne üretmemiz gerektiğini, tüketmememiz gerektiğini bir kez daha vurgulamamız gerekiyor. Belki de sözleri şöyle bitirmek gerekiyor. Tüm evde çalışan ve bugün görev başında olanların, tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlayıp hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu seneki 1 Mayıs'ın böyle geçmesi tabii hepimiz için üzücü oldu. Hele benim gibi çocukluğundan beri Bursa'da hiç 1 Mayıs kaçırmayan biri için bile bu çok zor oldu. Bursa'da 1 Mayıs yapılamıyor olması bizim için elbette üzücü bir şey oldu. Tabii hepiniz biliyorsunuz ki Türkiye'de tek adam rejimi ve tek adam rejimine karşı direnen toplumsal muhalefet unsurları mevcut. Hukukun her zaman ayaklar altına alındığını hep birlikte hepimiz görüyoruz ve söylüyoruz. Bursa 1 Mayıs'ın programımızın şimdiki konuğu Bursa Borusu Başkanı Sayın Avukat Gürkan Altun. Sevgili emekçiler, bu yıl işçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı küresel COVID-19 korona salgını gölgesinde karşılıyoruz. Bu nedenle bu yıl alanlarda değiliz. Bizler salgınla mücadele tedbirleri kapsamında evlerimizdeyken kısıtlı sokağa çıkma yasağına rağmen emekçiler salgın tehdidi altında çalışmak zorunda bırakılıyor. Şirketler özel izinlerle üretime devam ediyor. 7221 sayılı yasayla 3 ay süreyle sözde işten çıkarmalar yasaklanırken işverenlere işçileri 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkartma hakkı tanınmış, ücretsiz izin uygulaması adeta yasallaştırılmıştır.
İzne çıkarılan işçilerin alabileceği ücret ise asgari ücretin altında ve sadece 1177 liradır. Salgınla birlikte emekçilerin, işsizlerin, yoksulların ve meslektaşlarımızın sosyal ve ekonomik sorunları daha da ağırlaşmıştır. TÜİK verilerine göre Türkiye'de kayıt dışı çalışanların oranı %31, genç işsizlik oranı ise %24.50'dir. Türkiye, ölümlü iş kazalarında maalesef Avrupa birincisidir. Sadece 2020 Mart ayında 113 işçi iş cinayetine kurban gitmiştir. Çalışanların %90'ı ise sendikasız çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Emekçilerin insanca koşullarda, insan onuruna yaraşır ücretlerle çalıştığı, kadınların ayrımcılığa, tacize, mobbinge maruz kalmadığı, sendikal hakların tanındığı, yaşam ve iş güvencesinin sağlandığı bir çalışma düzeni, ortamı talep ediyoruz. Barolar halkın avukatıdır. Bursa Barosu da emekten yana taraftır. Hukukun egemen olduğu, eşit, özgür, adil bir Türkiye umuduyla 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününü kutluyoruz. Evet, korona günlerinde gerek virüse karşı alınması gereken önlemler noktasında, gerek halkın bilgilendirilmesi noktasında sağlık çalışanları, hekimler çok önemli bir görev üstleniyorlar. Aslında bu 1 Mayıs programının yaparken çok önemli bir şeye de değinmeden geçemeyeceğimi söylemem gerekir. Biliyorsunuz grup yorum üyeleri üzerine yönelik baskılara karşı başlatılan ölüm orucunda Helen'i 2 hafta önce yitirmiştik. İbrahim halen ölüm orucuna devam ediyor ve grup yoruma yönelik baskıların ortadan kaldırılması, keyfi tutuklamalar ve gözaltıların sonlanması talebiyle bedenini açlığa yatırmış, mücadelesini sürdürüyor. Buradan onların mücadelesine destek olduğumuzu ve her zaman grup yorumun yaşayacağını, Türkiye'nin halklarının türkülerini yakmaya devam edeceklerini biliyoruz ve desteğimizi sonuna kadar da arkalarından çekmeyeceğimizi buradan duyuruyoruz. Evet, şimdi sırada Bursa'nın önemli isimlerinden bir tanesi Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Profesörü Kayıhan Pala'nın Bursalılara 1 Mayıs mesajı var. Güzel günler göreceğiz hep birlikte. Özgürlük, eşitlik, adalet ve dayanışma içerisinde yaşadığımız günler göreceğiz. Emeğin hak ettiğini aldığı günleri hep birlikte göreceğiz. Bu duygularla hepimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Değerli izleyicilerimiz, Gürkan Başkan'ın mesajını hep birlikte izledik. Tabii hepimiz biliyoruz ki 1 Mayıs'ların en önemli kortejlerinden bir tanesi de kadın kortejleri. Örgütlerin kadın çalışmaları tabii ki de devam ediyor. Bu sene kadın kortejlerini tek tek sayamayacağız ama Bursa Kadın Platformu ve Kadın Savunması Ağı sizler için 1 Mayıs mesajlarını gönderdi. Şimdi onları izliyoruz.
karşısında milyonlarca işçi, emekçi, işsiz, emekli, küçük esnaf değil, bir avuç şirket korunuyor. Açılan paketlerde işverenlere her türlü destek var ama işçi yok, emekçi yok, emekli yok, küçük esnaf yok, çiftçi yok, kadın yok, çocuk yok. Yaşasın 1 Mayıs! Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulmalıdır. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşam üreten emektir. Yaşasın emekçilerin birlik ve dayanışma mücadelesi. Yaşasın 1 Mayıs! Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe, ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın bölgede, ülkede ve dünyada barış politikalarının benimsendiği yeni bir toplumsal düzen istiyoruz. Yaşasın 1 Mayıs. Sermayede halk egemenliğine esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, toplumsal zenginliğe koyan %1'in değil, toplumun yararına esas alan yeni bir toplumsal düzenin kurulması şarttır. Yaşasın 1 Mayıs. Kuralım hayatı yeni baştan. Tüm dünyanın pandemiyle alt üst olduğu bir süreçte 1 Mayıs'a gidiyoruz. Kamu sağlığına yönelik bu büyük tehdit, neoliberal, patriyarkal düzenin bekasını korumaya gözeten iktidarların politikalarıyla daha da büyük bir afete dönüştü. Ülkemizde de süreci yönetemeyen iktidar, halkı korkuyla hizaya getirmek için tüm imkanlarını seferber etti. Evde kalmanın koşullarını yaratmak yerine evde kalın çağrılarıyla yetinen iktidar, halka koronavirüse yakalanırsan sorumlusu sensin diyor. Çarklar dönmeye devam edecek derken işe gitmezsen açlık ve yoksullukla boğuşacaksın diyor. HSK kararıyla 6.284'ü sınırlandıran, infaz paketiyle binlerce şiddet failini denetimsiz olarak salıveren iktidar, kadınlara susacaksın yoksa erkek şiddetiyle terbiye edileceksin diyor. Tek başına değil, birlikte, korkuyla değil, cüretle. Aradığın cüret için başını çevir 8 Mart'a. Kadınlar on binler olup Taksim'e aktı. Çünkü kalabalığını hatırladı kadınlar. Korkmadık, susmadık, itaat etmedik. Tek başına değil, birlikte. Tek başımıza kaldığımızı düşündüğümüzde korku iktidarı, pandemi, açlık, işsizlik ve erkek şiddetiyle bizleri yönetebileceklerini biliyorlar. Biz de biliyoruz ki birlikte olduğumuzda, kalabalığımızı hatırladığımızda, sahip olduğumuz cüretin karşısında neoliberal, patriyarkal düzenin iktidarını yenebiliriz. Çünkü dünyanın her yerinde, evlerde, fabrikalarda, atölyelerde, ofislerde, tarlalarda, emekleriyle dünyayı döndüren biz kadınlarız. Ücretli, ücretsiz emeğimizin üzerine konan, bizi işsizlikle, açlıkla sınayan, bizi erkek şiddetiyle ıslah etmeye çalışanların karşısında birlikte mücadele edeceğiz. Salgını ve ondan daha tehlikeli olan bu iktidarı yenebilmek için mücadelemizin değerlerine, dayanışma ruhumuza, kolektif çabamıza, kız kardeşliğimize, kadın mücadelesine güveniyoruz. Bütün kadınları ve herkese, Lastesis dansının suçluların yüzüne karşı parmak sallayan suçlu sensin cüretiyle, yasakları delen kalabalığımızın gücüyle susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz sloganlarımızın kararlılığıyla emeklerimize, halklarımıza ve hayatlarımıza sahip çıkmaya, kadın mücadelesinin ilkelerini, değerleri ve yöntemleriyle bu hayatı yeniden kurmaya çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs. Evet, Bursa 1 Mayıs'larına katılan herkes çok iyi bilir ki Bursa 1 Mayıs'larının en önemli kortejleri ve en güçlü kortejleri gençlik kortejleridir. Bursa 1 Mayıs'larını bilen bilir, gençlik örgütlerinin renkli, coşkulu, zaman zaman hareketli, koşan kortejleri çok meşhurdur ve katılan herkesin aklına kazınmış kortejlerdir bunlar. Şimdi Emek Gençliği ve Liseli Genç Umut adına arkadaşlarımızın mesajlarını dinliyoruz. Ülke ve tüm dünya çapında yaşanan koronavirüs salgınının ortasında 1 Mayıs'a gidiyoruz. İlk vakanın açıklandığı tarihten bu yana geçen süreç salgının biyolojik, yayılımının ise sınıfsal olduğunu gün yüzüne çıkarmıştır. Aynı gemideyiz, virüs sınıf dinlemiyor söylemleri her gün duysak da salgının esas yükünü çekenler işçi sınıfıyla birlikte diğer gençlik kesimleri olmuştur. Gerçek şudur ki koronavirüs salgını burjuva sınıf için bir krizi fırsata çevirme olanağı olarak görülmüş, yaşamın her alanında genç işçiler üzerinde sömürünün daha da artmasına sebep olmuştur.
Salgın dolayısıyla on binlerce genç işsiz kalmış, üniversite öğrencileri yaşamını devam ettirebilmek için ailelerinin yanına dönmek zorunda kalmıştır. Uzaktan eğitimle çözüm bulduğunu sanan YÖK, üniversite öğrencilerinin zaten ulaşamadığı nitelikli eğitim imkanını tamamen yok etmiştir. Milyonlarca işçi ise sağlıksız koşullarda çalışmaya mecbur bırakılmıştır. Bu süreçte hükümet salgının yayılmaması için zorunlu alanlar dışında üretimi durdurmak gibi gerekli önlemleri almamış, sosyal mesafenin korunmasına yönelik söylemler birer öğüt olarak kalmış, fabrikalarda genç işçiler dip dibe çalışmaya zorlanmıştırlar. Öte yandan salgının yarattığı belirsizlik, gençlik kesimlerinin geleceksizlik kaygısını da artırmıştır. Hali hazırda devam eden ekonomik krizin yükünü daha da ağırlaştırmıştır. Okumak için çalışan gençlerin geçimini imkansız hale getirmiştir. Genç işsizliğin giderek arttığı koşullarda salgın bu durumun tuzu biberi haline gelmiştir. Tüm dünyadaki kapitalist ülkelerin hükümet politikaları göstermiştir ki kapitalistler işçileri, emekçileri, gençleri ölüme terk etmiştir. Bu anlamlı günde 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününde emek gençliği olarak tüm gençliği kapitalizme karşı sosyalizm mücadelesinde birleşmeye, işçi sınıfının gençliği emek gençliğinde örgütlenmeye, eşit, özgür bir gelecek için sosyalizmi örgütlemeye çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs. 1 Mayıs yaşanılan onca kitle katliamından sonra sadece işçi ve emekçi bayramı olmaktan çıkmış, tüm sömürülenlerin hesap sorma günü haline gelmiştir. Yaşadığımız kapitalist düzende eğitim sistemini de sermaye çıkarlarından bağımsız düşünemiyoruz. AKP iktidarı da sermaye politikalarını yerleştirebilmek için eğitim sistemini kullanmaktadır. Biz biliyoruz ki YGS'de şifre skandalı ile emeğimizi çalan da, meslek liselerindeki sıra arkadaşlarımızın emeğini sömüren de, bizi itaatkar bir nesil haline getirip sermaye döngüsünü garanti altına almaya çalışan da AKP iktidarıdır, kapitalist düzendir. Özgür ve demokratik lise için yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sosyalizm. AKP'nin dindar ve kindar bir nesil yetiştirme politikasına boyun eğmiyoruz. Gerici, yanlış idareleri de, dinders dayatmalarını da, imam hatipleştirmeleri de istemiyoruz. Onlar biyoloji dersinin müfredatına saldırıp evrim teorisini kaldırdıkça biz daha yüksek haykırıyoruz. Laik ve bilimsel eğitim hakkımız. Laik ve bilimsel bir eğitim alabilmek için yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sosyalizm. Doğa sermayenin rant kapısı değil, bizlerin geleceğidir. Ülkenin dört bir yanında gerçekleşen doğa katliamları nesillerin geleceğini çalmaktadır. Her gün bizlerin gasp edilen bir doğal çevrinde haberini alıyoruz. AKP iktidarı ranta karşı açgözlülükten ve doğaya karşı saldırganlıktan vazgeçmiyor. Onları bizlerin yani geleceği gasp edenden durduracağız. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sosyalizm. Biz liseliler olarak öğrencileri piyasaya mahkum edip her fırsatta özel okulları teşvik etmenin yanı sıra sözde parasız eğitim olduğunu savundukları devlet okullarında da kermes parası, fotokopi parası, sınav parası adı altında yüklü miktarda para toplanılmasına izin veren zihniyete karşı çıkıyoruz. Piyasacı ve gerici eğitime mecbur kalmıyoruz. Hakkımız olan nitelikli ve parasız eğitim için yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sosyalizm. Evet, 1 Mayıs'ların tabii olmazsa olmazı basın emekçileridir. Onlar hem bir ellerinde döviz taşırken, bir ellerinde fotoğraf çekmeye çalışan, kameraya kayıt almaya çalışan basın emekçileridir. Onların mücadelesi elbette ki tek adam rejimli döneminde basına yönelik saldırılar, sansüre karşı mücadele, bunlar önemli şeylerdir. Benim de yönetiminde görev aldığım Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz şimdi size mesajları iletiyor. Her ne kadar bu sene alanlarda olamasak da çalışma koşullarının iyileştiği, sansürsüz ve kelepçesiz özgür bir gelecek için her zaman haykırmaya devam edeceğiz. Emeğimizi, ekmeğimizi, kalemimizi savunmaya, umudu çoğaltmaya, birlikten ve üretimden gelen gücümüzü göstermeye devam edeceğiz. Gazetecilerin tek dayanağı dayanışma ruhudur. Daha nice 1 Mayıs'larda Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi öncülüğünde sansürsüz, kelepçesiz ve özgür bir gelecek için kol kola yürüme umuduyla tüm emekçilerin 1 Mayıs emek, dayanışma ve mücadele gününü kutluyorum. Bursa Barosu Başkanımız Sayın Avukat Gürkan Altun aslında
konuyu çok güzel özetlemişti. Türkiye çok uzun zamandır hukukun askıya alındığı, savunmanın etkisiz hale getirilmeye çalıştırıldığı bir ülke haline gelmiş durumda. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği aslında bu tek adam diktatörlüğü rejiminden en büyük payı alan derneklerden bir tanesi. Genel başkanları hala tutuklu. Bursa şubesi de tabii dolayısıyla kapatıldı. Fakat son başkanı avukat Umut Beyaz'dı. Şimdi Umut Beyaz'ın sizlere gönderdiği mesajı hep birlikte izliyoruz. Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Şubesi olarak tüm halklarımızın 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutluyoruz. Dünyada ve ülkemizde etkili olan salgınla birlikte getirilen düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda AKP iktidarı hukuk devleti olamadığı gibi sosyal devlet de olamayacaktır. Bununla birlikte adalete olan açlığımız günden güne artan ve yıkıcı bir gündem olarak önümüzde durmaktadır. Derneğimizin üye ve yöneticisi olan Avukat Ebru Tintik, ölüm orucunun 120. gününde, Avukat Aytaç Ünsal ise ölüm orucunun 89. günündedir. Adil yargılanma ve tüm meşru talepleri kabul edilene kadar seslerine ses olmaya, dayanışmaya çağırıyoruz. Yaşasın dayanışma, yaşasın 1 Mayıs. Bursa, kent ve doğa alanının en yoğun olduğu illerden bir tanesi. Çok uzun yıllardır Bursa'da kent ve doğa alanına karşı mücadele eden, hava kirliliğine karşı mücadele eden bir örgüt var, Doğader. Bursa'da çok ciddi köylü mücadelelerin örgütlendiği, geçtiğimiz yıllarda Dosap Termik Santrali'ne karşı yürütülen bir mücadele ve kazanılan bir mücadele vardı. En yakın zamanda Karaağız Köyü'nde köylülerin biyokütle enerji santraline karşı yürüttükleri mücadele ve kazanımları söz konusuydu. Şu anda hala hazırda Yenişehir'in Kirazlıyayla Köyü'nde devam eden ve Nilüfer'in Çalı Köyü'nde devam eden direnişler söz konusu. Tabii bu kent mücadelelerinin en önemli yapı taşlarından bir tanesi, lokomotifi de hatta diyebiliriz, Doğader'dir. Şimdi hep birlikte Doğader'in bize mesajını izliyoruz. Merhaba, ben Doğader Genel Sekreteri Sedat Güler. Ülkemizde de 40 yıl önce başlayan, ilk önce liberal, daha sonra küreselleşme politikaları ile dünya devletlere sermayenin kontrolüne girdi. Bu süre içinde çalışanların 80'lere kadar kazandığı bütün haklar, örgütlenme, sosyal yardım, adalet, çalışma koşulları, çalışma süreleri, emeklilik yaşı, ücretler günümüze kadar büyük ölçüde eridi. Artık sermayenin gözü yaşam hakkımızda ve yaşam alanlarımızda. Sermayenin bu gözü doymazlığı ile ülkemizde son yıllarda yaşanan tarım alanlarının yok olması, ormanlarımızın yok edilerek satılması, sanayi ya da konut alanına dönüşmesi, şirketlere peşkeş çekilen doğal varlıklarımız ve kaynaklarımızın yok edilmesi hızlandı. Artık yaşam hakkımız ve yaşam alanlarımızın yok olması söz konusu. İşte halkın sermaye sınıflara karşı örgütlenmesi ve dayanışması için 1 Mayıs bu nedenle çok önemli. Gelecek nesiller için, yaşam hakkınız için, doğal varlıklarınız ve doğada yaşayan tüm canlıların yaşam hakkı için yaşasın 1 Mayıs. Evet, derneklerimizin mesajlarıyla devam ediyoruz. Şimdi sırada ASDER, Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve KOZA Dağcılık Derneklerinin 1 Mayıs mesajları var. 1 Mayıs. Tam 134 yıl önce işçiler 8 saatlik iş günü insanca çalışma koşulları için mücadele ederek kazandılar. Günümüzde işçilerin yaşam hakları tehdit altında. İş güvenceleri yok. Can güvenliğimiz, aşımız, ekmeğimiz için mücadele etmeliyiz. Kaz Dağları'ndan Cerat Tepe'ye, ülkemizin ve dünyanın her tarafında doğa tahrip ediliyor. Doğamıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Biz ASDER olarak işçi sınıfının mücadelesiyle ekolojik mücadele günümüz ve geleceğimizin mücadelesidir diyoruz. Yaşasın birlik, mücadele, dayanışma günümüz 1 Mayıs. KOZA Dağcılık Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği'nden herkese merhaba. Bu sene dostlarımızla alanlarda yan yana değiliz. Ama ruhumuz alanlarda, barıştan, adaletten yana, doğayla uyum içinde yaşamaktan yana. Biz doğa severler her türlü doğa katliamlarının karşısındayız. Buradan herkesi yaşam alanlarımıza ve doğaya sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yaşasın emek ve dayanışma, yaşasın 1 Mayıs. ASDER ve KOZA Dağcılığın ardından şimdi Dersimler Derneği'nde söz.
Değerli dostlar, koronavirüsü nedeniyle bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlayamadığımızdan dolayı çok üzgünüz. Bursa Dersimler Kültür ve Dayanışma Derneği olarak tüm dünya emekçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı yürekten kutluyor, nice 1 Mayıs'lara diyoruz. Unutmadık 1977 1 Mayıs'ı, oradaydık hep bir ağızdan 1 Mayıs marşını söylerken, unutmadık Taksim'de olup bitenleri, unutmadık oğulları, kadınları, kızları, ölen ana babaları, unutmadık gözyaşlarıyla bizleri baş başa bırakıp giden canları, unutmadık dostlar, unutmadık. 1 Mayıs şehitlerini saygıyla anıyor, mekanları cennet olsun diyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın 1 Mayıs İşçi Bayramı, yaşasın demokratik kitle örgütlerinin örgütlü mücadelesi, yaşasın kardeşlik ve dostluk. Saygılarımızla Kahraman Kevinç, Bursa Dersimler Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Programımız devam ediyor. Şimdi aslında bütün Türkiye'ye faaliyetleriyle örnek olan Nilüfer Kent Konseyi'nin mesajını izleyeceğiz. Nilüfer Kent Konseyi sosyal belediyecilikte ve yönetişim anlayışında halk meclislerinden devam eden ve çok ciddi bir demokrasiyi işleten bir örnek. Şimdi Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaşı dinliyoruz. Tüm dünyayı sarsan COVID-19'un gölgesinde, birlik ve dayanışmaya olan inancımızla, emek, barış ve özgürlük mücadelesinde yer alan tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyoruz. Emek ve bilimin ışığında yeni bir dünya için yaşasın 1 Mayıs. Evet, benim en sevdiğim yere geldi aslında söz. Şimdi tabii burada biraz torpil yapmak zorunda kalacağım. Halk evleri var. Halk evleri benim hayatımın en önemli örgütlerinden bir tanesi. Halen de içerisinde bulunduğum ve mücadelesini her zaman benimsediğim ve sosyalizm mücadelesinin Türkiye'de bence en önemli örgütlerinden bir tanesi. Şimdi halk evlerinin 1 Mayıs mesajını izliyoruz. Hesap sormaya 1 Mayıs'a. Dünya halkları, işçi sınıfı, birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ı bu yıl koronavirüs salgınına karşı hayatta kalma mücadelesiyle karşılıyor. Bu kapitalist düzen böyle sürdükçe, saray iktidarı ülkemizi yönetmeye devam ettikçe maruz kaldığımız felaketler bitmez. Hayatımızı, emeğimizi bu düzene ve saray iktidarına can taşımak için sömürmelerine izin vermeyelim. Bu sömürü çarkından bizleri çıkaracak olan çare bellidir. Çare ülke kaynaklarının halk için kullanılmasıdır. Çare bütün temel hizmetlerin ve sağlığın parasız, nitelikli, kamusal bir hak olmasıdır. Çare bu faşist, gerici iktidara son verilmesidir. Çare böylesi salgınlarda işçi sınıfının, halkın doğrudan mücadele sürecine katıldığı, kendisini koruyacak kararları alabildiği bir yönetim biçimidir. Çare rantı, kârı değil, insanı, doğayı, eşitliği, özgürlüğü ve barışı esas alan sosyalizmdedir. 2021 Mayıs'ında bir avuç neşeli azınlığın karşısına milyonlarla tek yürek olacağız. Dayanışmamızı büyütecek, sözümüzle, eylemimizle, umudumuzla, acil taleplerimizle birleşeceğiz. Halk evciler, halk evi dostları. Pandemi sebebiyle meydanlara çıkamadığımız bu günlerde mücadelemizi bulunduğumuz her yerde devam ettiriyoruz. Hep beraber yaşadığımız alanları flamalarımızla, dövizlerimizle, önlüklerimizle, marşlarımız ve türkülerimizle 1 Mayıs alanlarına çevirelim. Taleplerimizi hep birlikte haykıralım. Kapitalizme ve saraya can vermeyeceğiz. Tek yol devrim ve sosyalizm. Sevgili Bursa Muhalif izleyicileri, şimdi sıra siyasi partilerde. Tabii siyasi partilerde Bursa'nın en güçlü kortejlerini kuran kurumlar, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi çok ciddi, kalabalık, renkli kortejler kuruyorlardı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İsmet Karaca sizleri selamlayacak. Emek en yüce değerdir. Tarihin en buruk 1 Mayıs'tan birini kutlamaya hazırlanıyoruz. 18 yıldır emeğin etkisizleştirildiği, değersizleştirildiği, kazanımların yok edilmeye çalışıldığı bir dönemdeyiz. Bu salgın döneminde canları pahasına çalışan başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere, asgari ücretlileri, taşeron işçilerimizi, hiçbir sosyal güvencesi olmayan mevsimlik tarım işçilerimizi ve tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Coşkuyla alanları dolduracağımız 1 Mayıs'ta da buluşacağız. 1 Mayıs'ların olmazsa olmazlarından bir tanesi de halaydır.
Halay denince de Halkların Demokratik Partisi korteji gelir akla. Şimdi Halkların Demokratik Partisi İl Eş Başkanı Avukat Mustafa Yağcı sizleri selamlayacak. Merhaba sevgili Bursalılar. Dünyada ve Türkiye'de kapitalizmin yol açtığı, sürüp giden siyasi, ekonomik, toplumsal ve çevresel krizlere koronavirüsün yol açtığı sağlık krizi de eklenmiştir. 2020'de dünya ve Türkiye halkları, işçilerin uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs'ı koronavirüs salgını eşliğinde daha önceki yıllarda görülmemiş ölçüde emekçilerin yaşamlarına, adalet arzularına, haklarına, özgürlüklerine, demokrasiye karşı girişilmiş bir saldırı dalgası altında karşılıyor. Sanayi kenti olması nedeniyle salgın Bursa'da da yoğunlaşmaktadır. İşsizlik %30 oranına yükselirken emekçiler açlıktan ya da koronadan ölmek ikileminde sadakaya razı edilmek istenilmektedir. Bu 1 Mayıs'ta da emekçiler güçlerini birleştirerek, dayanışarak, mücadeleleriyle bu olağanüstü dönem sonrasında oluşacak yeni bir yaşamın, yeni bir dünyanın kurucusu olacaklardır. Yaşasın 1 Mayıs, Bıjliyek Kulan, 1 Mayıs kutlu olsun. Sırada Emeğin Partisi var. Emek Partisi Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın da sizleri selamlayacak. Hasan Hoca benim çocukluğumdan beri tanıdığım, babamın öğretmen olduğu okulda öğretmenlik yapan, emekli olduktan sonra da Emeğin Partisi, Emek Partisi'nin il başkanı olan öğretmen arkadaşımızdı. Şimdi sağlık sorunları yaşıyor ama bizi kırmadı ve sizleri 1 Mayıs'ta selamlamak için bir video hazırladı. Şimdi onu izliyoruz. İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, emeğili ve alın teriyle yaşayan değerli Bursa halkı. İnsanlık son aylarda ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla olağanüstü koşullar yaşıyor. Dünyanın en büyük kapitalist ülkeleri bile virüs karşısında çaresizliklerini ifade etmekten kaçınmıyorlar. Ülkemize bakınca ekonomik kriz süreciyle birleşen koronavirüs salgınının yarattığı olağanüstü koşulları fırsata çevirme peşinde. Bunun için her gün yeni hamleler ve pratik adımlar atmaya da devam ediyorlar. Dünya tekellerin çoğu kendi ülkelerindeki üretimlerini durdurmuşken ülkemizde bu tekellere ait fabrikalar ne yazık ki çalışmaya devam ediyor. Ekonomimiz için üretmek zorundayız diyerek işçilerin ve ailelerinin salgın karşısında daha ağır bedeli ödenmesinin önü açılıyor. Koronavirüsün etkilediği tüm ülkelerde hükümetler salgınla mücadele ve halkın bu dönemde ihtiyaçlarını gidermek için ciddi bütçeler ayırırken bizim iktidarımız ne yazık ki vatandaştan para istiyor. Yaşanan bu gelişmeler bir kez daha gösteriyor ki işçi ve emekçileri örgütlü biçimde taleplerini dile getirmek, bir araya gelerek mücadeleyi ortaklaştırmak zorundalar. Eğer bu yapılamaz ise işçi sınıfını virüsten korumanın koşullarını yaratmakta ne yazık ki mümkün olmayacaktır. İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs da bu mücadeleyi yaratmak için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bu 1 Mayıs'ta her yıl olduğu gibi alanlarda bir araya gelme koşullarımız ne yazık ki olmayacak. Bu nedenle bulunduğumuz her yerde taleplerimizi ifade etmek ve görünür kılmak için mücadele etmek zorundayız. Bu sürece yönelik olarak temel olarak taleplerimizi şu şekilde ifade edebiliriz. Temel ihtiyaçların karşılanması zorunlu olan iş kolları dışında çalışma durdurulmalı, herkese ücretli izin verilmelidir. Çalışması gereken iş yerleri için bütün işçi ve emekçileri testten geçirilmeli, düzenli sağlık kontrolleri yapılmalı ve iş yerlerindeki gerekli ekipman ve dezenfektasyon sağlanmalıdır. İş yeri hekimi, sendika, işçi temsilcilerinin katılımıyla salgın komiteleri oluşturulmalı ve alınacak önlemler her gün takip edilmelidir. Tüm sağlık hizmetleri ulaşılabilir ve ücretsiz olmalıdır. Kapatılan iş yerleriyle ilgili giderler ve temel yaşam ücreti devlet tarafından karşılanmalı, küçük esnaf ve çiftçilere ciddi destekler verilmelidir. Bu süreçte işten çıkartılmaları yasaklanmalı ve yasağa uymayanlara da ciddi yaptırımlar uygulanmalıdır. Eşitsizliğin, şiddetin sürdüğü bu düzende sömürülmek, salgında ölmek kaderimiz değildir. Kapitalizm sağlığa zararlıdır. Salgına karşı ücretli izin, sömürü düzenine karşı da sosyalizm diyoruz. Yaşasın 1 Mayıs diyerek tüm emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele gününü yürekten kutluyorum. Şimdi yeni bir parti var. Aslında yeni bir parti demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama yakın zamanda yaptıkları kongreyle isimlerini Sol Parti olarak değiştiren Özgürlük ve Dayanışma Partisi. ÖDP yaptığı kongreyle birlikte kendi ismini Sol Parti olarak değiştirdi. Aslında bu 1 Mayıs onların Bursa'da gerçekleştirecekleri ilk 1 Mayıs olacaktı. Ama ülkemizi ve dünyayı saran korona tehdidi nedeniyle onların ilk 1 Mayıs'ı şu anda
Bursa muhalif ekranlarında gerçekleşmek zorunda kalıyor. Şimdi sizleri Sol Parti adına Günay Punk selamlayacak. Sol Parti Bursa İl Örgütü olarak en içten dayanışma duygularımızla tüm emekçilerin ve halkımızın 1 Mayıs'ını kutluyoruz. Bu salgın günlerinde siyasal İslamcı iktidarın emeğe ve insana düşman yüzü bir kez daha ortaya serilmiş durumda. Milyonlarca işsiz ve yoksul ay sonunu nasıl getireceğim diye çabalarken, herkes salgından dolayı can derdindeyken, kaynakların doymak bilmeyen iktidar yanlarına ve sermayeye nasıl peşkeş çekildiğini ibretle izliyoruz. Halkımız bütün bu kötülükleri en çıplak haliyle görüyor ve yaşıyor. Ücretsiz izin dayatmaları, felaket derecesinde işsizlik, maske dağıtımındaki yetersizlikler, infaz yasasındaki büyük vicdansızlık, bitmeyen çevre tahribatı, ihaleler ve daha pek çok şey karşısında milyonlar öfkeli ve kızgın. Salgın nedeniyle bu yıl 1 Mayıs'ımızı meydanlarda kutlayamıyoruz. Buna karşın biz de her yer 1 Mayıs şiarıyla, evlerimizde, balkonlarımızda, sloganlarımızla, şarkılarımızla 1 Mayıs'ımızı kutlayacağız. 1 Mayıs halkımızın öfkesini umuda dönüştüreceği bir gün olsun. Eşit, özgür, layık, kardeşçe bir arada yaşayacağımız bir hayata olan inancımızla sağlık emekçilerinin, metal, tekstil, inşaat, maden emekçilerinin ve daha nicelerinin 1 Mayıs'ı dayanışma olsun, kutlu olsun. Başka bir yaşam, başka bir düzen elbette ki mümkündür. Hepiniz sağlıklı kalın, sevgiyle kalın. Şimdi Bursa 1 Mayıs'larında görmeye çok alışık olmadığımız bir parti var. Türkiye Komünist Partisi. Türkiye Komünist Partisi uzun yıllar İstanbul'da, Ankara'da yaptığı merkezi mitinglerle binlerce komünisti bir araya getirerek büyük, örgütlü mitingler düzenliyordu. İlk kez geçtiğimiz yıl 2019 1 Mayıs'ında Bursa'da kortej kuran Türkiye Komünist Partisi'nin Bursa temsilcilerinden Ahmet Nişanot şimdi sizleri selamlayacak. Emekçiler, sevgili yurttaşlar, tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da ağır bir şekilde hissettiğimiz koronavirüs sebebiyle bu sene alanlarda buluşamıyoruz. Sağlığı ticaretleştiren, piyasalaştıran zihniyetten dolayı koronavirüsüyle mücadele etmek imkansız hale gelmiş durumda. Kapitalizmin insana verdiği değeri, bize sundukları en iyi ülke, en özel ülke, en gelişmiş ülke diye sundukları Avrupa'yı ve Amerika'yı koronavirüsünün yaşattığı durumlardan dolayı ne halde olduğunu görüyoruz. İnsana sadece sosyalizmin insanca bir düzen sunacağını bu acı durumla birlikte daha iyi anlıyoruz. 1 Mayıs'ın işçi bayramının bu sene evlerimizde, balkonlarımızda boyun eğme diyerek, bu düzen değişmeli diyerek, güzel günler göreceğiz diyerek kutlayacağız. Fakat koronavirüsten daha hızlı yayılabilecek ve bize ümit ve umut aşılayabilecek bir şey daha var. O da birlikte mücadele etmek, birlikte bu iktidarı ele alarak işçi sınıfının iktidarını kurmaktır. Bu sene alanlarda buluşamıyoruz ama seneye işçi sınıfının iktidarının kurulduğu 1 Mayıs'ı kutlamak için hep birlikte bu düzen değişmeli demeliyiz. Hep birlikte işçi sınıfı iktidara, fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emin olacak demeliyiz. Emekçiler, işçiler, 1 Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun. Sıradaki partimizin il başkanıyla aslında kötü anılarımız var diyebiliriz. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi il başkanı Ayhan Genç, benim de tutuklu olduğum zamanlarda Bursa cezaevindeydi ve yan koğuşumda kalıyordu. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi il başkanı Ayhan Genç de benim gibi ya da Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşayan birçok solcu, sosyalist, devrimci gibi faşizmden nasibini almış ve bir süre Bursa cezaevinde tutuklu kalmıştı. Şimdi Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Bursa İl Başkanı Ayhan Genç 1 Mayıs mesajını sizlerle paylaşacak. Bu yıl 1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele gününe koronavirüs salgını gölgesinde gidiliyor. Salgın tüm ülkelerde yaygın durumda. Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de virüsten en çok etkilenenlerin başında sermayenin üretim ve kar hırsı nedeniyle çalışmak zorunda bırakılan işçiler ve emekçiler geliyor. Bu nedenle çalışması zorunlu iş yerlerinde sağlık ve güvenlik önlemlerinin yeterince alınması, çalışma sürelerinin düşürülmesi,
işçiler arasında yaygın test uygulanmasının sağlanması işçilerin öncelikli talepleri arasına girmiş durumda. Bu virüse karşı mücadelenin elbette ki sınıfsal temelleri var. İktidarlar bütün ülkelerde salgına karşı çeşitli paketler açıkladılar. Bu paketlerde de esas olarak siyasi iktidarların sermaye kesimini gözettiği, desteklediği açıktır. Sermayeye teşvik, işçi sınıfına sabır ve dua, bu paketlerin özü budur aslında. Emekçiler olarak bu 1 Mayıs'ta bu nedenle taleplerimizi daha fazla yükseltmek açık duruma gelmiş durumda. Sokaklara çıkamasak bile her yer, üretimin sürdüğü bütün iş yerleri 1 Mayıs alanıdır bizim için. Çünkü biz her yerdeyiz. Biz milyonlarlayız. Bu nedenle her yerde, her alanda taleplerimizi dile getirebiliriz. Daha fazla test uygulansın diye işçiler arasında. Ücretli izin hakkından yararlanalım. Dolayısıyla salgına karşı sağlığımızı korumak için daha fazla evde kalalım taleplerimizi haykıracağız. Bu 1 Mayıs'ta da, her 1 Mayıs'ta olduğu gibi daha adil, daha eşit, daha özgürlükçü, daha barışçı, sömürünün olmadığı bir hayat ve dünya taleplerimizi yüksek sesle haykırmayı sürdüreceğiz. Sırada Yeşil Sol Parti var. Yeşil Sol Parti il başkanı da Hasan Hocam gibi öğretmendi ve Eğitim Sen Başkanlığı yapmıştı daha önce. Kemalettin Hoca emekli olduktan sonra Yeşil Sol Parti'nin başkanı olarak görev yapmaya devam ediyor. Şimdi Yeşil Sol Parti Bursa sözcüsü Kemalettin Hocamızı dinliyoruz. Hepinizi Yeşil Sol Parti Bursa İl Örgütü adına selamlıyorum. Korona salgını, eşitsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ve doğanın yağmasının hüküm sürdüğü bir süreçte 1 Mayıs'ı kutluyoruz. Halkımız sermaye iktidarının siyasi, ekonomik ve ekolojik politikalarına tanıklık ediyor. Korona salgınını fırsata çeviren tek adam yönetimi, doğayla uyumlu olmayan, ekosistemi bozan politikaları bir bir hayata geçiriyor. İktidar, sermayenin taleplerini yerine getirirken işçileri işten atıyor, ücretsiz izne ayırıyor, ölüme terk ediyor. Sosyal ve ekonomik haklar bir bir budanıyor. Sırf siyasal hasım oldukları için cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüler ölümle yüz yüze bırakılıyor. Kapitalizm, doğanın yağması, ekolojik dengenin bozulması, zorunlu göç, işsizlik, baskı, sömürü demektir. Kapitalizme mecbur değiliz. Emeğin, emekçilerin haklarının saygın olduğu, kamusal bir yaşamın kurulması, adalet ve eşitlik içinde bir yaşam, demokratik bir Türkiye ve dünya mümkündür. Dayanışma, birlikte davranma bugün dünden daha acildir. 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma gününüzü kutluyorum. Kortejlerimizin tamamı neredeyse alanımıza girmek üzere. Şu an hatta 1 Mayıs kürsüsünden Berna Hoca'nın bütün pankartları tek tek okuduğu kulaklarımda çınlıyor gibi. Şimdi son partimiz Devrimci İşçi Partisi Bursa temsilcisi Levent Dölek sizleri selamlayacak. Devrimci İşçi Partisi olarak sanayinin kalbi yani evde kalamayanların şehri Bursa'nın tüm işçi ve emekçilerinin 1 Mayıs bayramını kutluyoruz. Belki bu sene salgın dolayısıyla kitlesel mitingler yapamayacağız. Belki sembolik kutlamalar olacak. Ama şunu biliyoruz ki fabrikalarda ve iş yerlerinde sembolik değil, tamamen gerçek mücadeleler sürüyor. Özellikle salgın karşısında işçi ve emekçiler çok zor durumda. Biz gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Patronlar ise asgari önlemleri almakta ısrar ediyorlar. Bu koşullar altında salgın dolayısıyla kaybedeceğimiz her bir işçi bir iş cinayeti olacaktır. Biz bunu böyle kabul ediyoruz. Ama sadece bununla sınırlı değil. Sermaye sınıf saldırılarını sürdürüyor. Esneklik dayatmalarıyla karşımıza geliyor. Özellikle kısa çalışma ve yeni getirilen ücretsiz izin dayatması kesinlikle işçiler için bir imkan değil. Patronlara verilmiş bir imkandır. Ve işçilerin haklarının gasp edilmesidir. Gelirlerinin kısıtlanmasıdır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kesinlikle işten atmanın yasaklanması ve ücretli izin taleplerimizde ısrarcıyız ve
Bütün bunlar bize şunu gösteriyor ki 1 Mayıs bütün fabrikalarda ve iş yerlerinde gerçek mücadelelerle yaşanacaktır. Bu yüzden de 1 Mayıs günü de valilikten şuradan buradan izin alarak çalışmaya devam etmek, karına kar katmak isteyenlere karşı da tüm işçi ve emekçileri iş durdurmaya, iş bırakmaya, greve çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, işçinin, emekçinin, evde kalamayanların bayramı, yaşasın işçi sınıfının mücadelesi. Sevgili Bursa Muhalif izleyicileri, bugün sizin için hazırladığımız etkinliğimiz burada sonlanıyor. Gönül isterdi ki binlerce, on binlerce insanla birlikte kortejlerimizi kuralım, sloganlarımızı atalım, halaylarımızı çekelim. Evet, gönül isterdi böyle bir miting yapalım ama Türkiye'yi ve dünyayı saran bu koronavirüs sebebiyle bu etkinliğimizi gerçekleştiremedik. Biz Bursa Muhalif olarak sizler evlerinizdeyken, evlerinizde oturuyorken bu 1 Mayıs'ın bir nebze de olsa duygusunu hissedebildiyseniz biz çok mutlu oluruz. Çünkü Bursa Muhalif olarak biz kurulduğumuz günden bugüne Bursa'da emek, demokrasi, özgürlük, adalet, çevre, kadın, gençlik mücadelesi verenlerin sesi olmaya çalıştık. Bu zamana kadar Bursa'da nerede bir mücadele sesi varsa, nerede bir çığlık varsa bunu duyurmaya çalıştık ve duyurmaya devam edeceğiz. Şimdi sizlere burada veda ederken daha özgür, daha demokratik, daha adil bir ülke ve daha adil bir dünya mümkün sözünü hep birlikte, hep birazdan söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Bizler Bursa Muhalif olarak bugün bizlere video çeken ve bütün Bursalılara hep birazdan selamlamamızı sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, programımızı burada sonlandırıyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.